Yeni bir videodan selamlar. Bu videoda daha önce yapmış olduğum Ford Aeromex tır modeline bir Dorse ekleyeceğiz. Bu Dorse modeli direkt olarak bu tır için üretilmiş bir model ve tırdan daha pahalı. Fiyatını gereksiz pahalı bulduğum için yapmaya pek niyetim yoktu fakat tır videosunda o kadar çok kişi Dorse yap dedi ki... Buradayız. Dorse'ye özel olarak üretilmiş şöyle bir ışık kiti de var. Bu ışık kitini de aldım ve son olarak tırın şu arkasında görmüş olduğunuz Dorse takma mekanizması için bir tane de servo motorum var. Yani seti tamamladığımızda hem Dorse'nin bütün ışıkları yanıyor olacak hem de kumanda üzerinden buradan Dorse'yi takıp çıkartabiliyor olacağız. Şimdi kutu açılışıyla başlamak istiyorum. Dorse'nin altı için olduğunu tahmin ettiğim şöyle kocaman bir metal plaka çıktı. Burada pek çok plastik parçamız var. Mesela şunlar tekerleklerin üstü için çamurluklar çok belli. Çok fazla küçük maket parçamız var. Bu kadar incik boncuk şeyler çıkmasını beklemiyordum. Bunlar Dorse'nin yanları sanırım ama tepsi gibi bir görünümü var. Yani Dorse'nin kesinlikle bundan daha büyük olması lazım. Acaba şuralarını... Ha, keseceğiz bunu. Bakın şurada çizgileri var. Bunu kesip muhtemelen böyle iskelet gibi bir şeyin içine koyacağız. Ve gerçekten tepsi bence bu. Sınırsız sayıda maket parçamız bulunuyor. Sanırım bunun neden tırdan daha pahalı olduğunu yavaştan anlamaya başladım. Bu kutudan son olarak tekerleklerimiz, jantlarımız ve kullanım kitapçığımız çıkıyor. Ama daha sağ tarafta da bir şeyler var. Bu poşetin içi de tamamen metal parçalardan oluşuyor gibi duruyor. Vidalar, somunlar, alyanlar, yapıştırıcılar vesaire bir dünya şey var burada. Ve kutunun alt kısmına da Dorse'nin çerçevelerini koymuşlar ve bunlar da metalden. Açıkçası kolay bir proje olacak diye düşünüyordum fakat hiç öyle olacak gibi durmuyor şu an. Benim aklımdaki şeydi. Böyle çerçeveleri yapacağım, yanlara kapakları takacağım, tekerlekleri koyacağım, bitecek gibi bir şeydi. Çok fazla parçamız var. Bir de bu videoda tırın rengini değiştirmeyi düşünüyordum fakat şu an yetiştirebileceğim konusunda çok şüpheliyim. Göreceğiz. Şimdi modelin yapım aşamasına geçmeden önce sizlere bu videonun sponsoru Asus'un AMD Radeon RX 7900 XT ekran kartından bahsetmek istiyorum. Ekran kartını 2 haftadır test ediyorum. AMD'nin eskiden var olan sürücü ve wattman problemleri gibi problemlerin hepsi çözülmüş. Bu 2 haftalık süreçte hem iş hem de oyun deneyimimde herhangi bir problem yaşamadım. Kart epey büyük, kasanızda 3 slotluk yer kaplıyor ve hem önü hem de arkası metalden üretilmiş. 3 fanlı soğutma sistemi yük altında bile saatlerce sessiz ve stabil bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Ayrıca kartın FSR desteği de bulunuyor. Bu sayede çözünürlüğünüzden hiçbir şey kaybetmeden daha yüksek FPS değerleriyle oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. FSR'ı oyun ayarlarından istediğiniz gibi özelleştirmeniz de mümkün. Daha yüksek performans veya daha yüksek görüntü kalitesi arasında istediğiniz gibi seçim yapabilirsiniz. AMD'nin Control Center yazılımı üzerinden ekran kartının sürücüsünü güncelleştirme veya ayarlarını da çok pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Asus'a bu videoya sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Şimdi videomuza devam edebiliriz. My soul got the same on my necklace.
Şu ana kadar kitapçığın 1/3'ünü tamamladım ve şimdiye kadar yaptığım şeyleri kısaca bir göstermek istiyorum. Öncelikle artık tekerlekler kısmına kadar geldik. Ama buraya gelene kadar o kadar çok vida ve o kadar çok somun sıktım ki sanki bu kadar çok olmamalıydı gibi geliyor. Yani garip bir model yapmışlar. Ben bunun gerçekten kolay bir model olmasını bekliyordum bu arada. Tırdan kesinlikle daha zor. Hatta şimdiye kadar yaptığım en komplike model mi diye bir düşünmeye başladım. Yani şöyle dümdüz baktığınızda da çok bir şey yokmuş gibi gözüküyor ama çok fazla vida kullandığım için mi bana bu kadar zor geldi bilmiyorum. Hani tek bir parçayı tutturmak için bile şurada görüyorsunuzdur. Bir dünya şey kullanıyorsunuz. Yani şu ön tarafı göstereyim mesela şurada. Ya bir tane demiri tutturmak için 2, 4, 6, 8, 11, 14. Yani şunun her biri için 14 tane vidaya gerek var mı sizce? Bence birazcık Japon abartması var burada yani gereksiz. Neyse tekerleklerimizin hepsinde bir yay sistemi ve amortisör sistemi var fakat amortisörler işlevsel değil. Buradaki amortisör sistemini sağlayan şey aslında şuradaki yaylı mekanizma ve bunların bağlantıları vesaire. Fakat buraya böyle amortisörümsü pistonlar da koymuşlar fakat hiçbir işlevleri yok. Yani ileri geri gidiyorlar ama bu hareket aslında boşlukta gerçekleşiyor gibi. Yani bunları görsel olarak koymuşlar buraya. Arkaya çamurluklarımız geldi. Tekerleklerin çevresinde de bunların ismi çamurluk değil bence. Bunların başka bir adı var. Ama hatta buraya yalıtım falan yapıyorlar arabada. Ama ben şimdilik çamurluk diyeceğim. Hepsinde bunlardan var. Arka tarafta beyaz bir parça var. Muhtemelen bunu boyamam gerekecek diye düşünüyorum ama şimdilik dorsayı ne renk yapacağıma karar vermedim. Hatta beyaz bırakma ihtimalim de var. O yüzden şu anda dokunmayacağım o kısma. Şimdilik dengede durmuyor gibi gözüküyor. Yani devrilmiyor ama arka tekerlekler de havaya kalkıyor. Ya tamamladığımızda dengelenecek ya da şuralara bir yere böyle bir destek sistemi gibi bir şey gelecek diye düşünüyorum. 1,5 gündür uğraştığım için anlatacak çok bir şey olur diye düşünüyorum. Ama pek de bir şey yokmuş. Yapıma devam. We'll be right back.
Ve an itibariyle dörtemiz hazır. Hemen neler yapabildiğini şöyle kısaca bir göstermek istiyorum. Öncelikle alt tarafta bir destek ayak sistemimiz var. Ayak destek sistemimiz artık ne denirse. Dorseyi sabitlemek istediğinizde şu ayakları şöyle kaldırıp yere sabitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde dengede duruyor ve şuraya bastığınızda direkt otomatik olarak kapanıyor. Bu ayakları motorlu yapıp uzaktan kumandaya da bağlayabiliyormuşuz bu arada. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi bu modelin her şeyi ayrı satıldığı gibi buradaki motorlu sistemi de ayrı satıyorlarmış. O yüzden yapamadım. Hani böyle bir servo motor vesaire ekleyip yapılabilecek bir şey olsaydı yapacaktım fakat özel parçalar gerekiyor ve onlar yok bende. Şurada iki tane stepney için bölümümüz bulunuyor fakat stepneleri de ayrı satıyorlarmış. Onun dışında ışık sistemi için kablo şu anda burada. Bunu belki aralardan geçirebilirim diye daha sabitlemedim. Bu da ayrı satılıyordu ama bunu aldım, videonun başında göstermiştim. Hemen bir Dorse'nin içine de bakalım istiyorum. Arka kapakları da gayet gerçekçi bir şekilde yapmışlar. Şurada şöyle bir kilit sistemimiz var. Öncelikle bunları açmanız gerekiyor. Bunları açtığınızda zaten şuradaki demir mekanizması mı denir, ne denir? Bunlar buradan böyle boşa çıkıyor. Belki bunları biraz daha gevşetmem gerekebilir. Yani çevirdiğimde direkt aşağı düşseler daha iyi olur gibi. Altta da bunların kısaları var. Bunları gerçek hayatta elle açıyoruz zaten. Burada da böyle elle açtığınızda Dorse'nin içine ulaşabiliyoruz. Ve içinde hiçbir şey yok. Buraya bir şey koyalım abi. Şu an kapaklar birazcık sallanıyor çünkü şuradaki vidaları sabitleyemedim. Parçada kalıp hatası mı var yoksa eksik vida mı çıktı bilmiyorum fakat buraya uyacak hiçbir vidam yok. Yani yüzlerce vida var modelde. Şuradaki 8 tane vidayı uyduramadım. Evdeki vida kutusundan falan bakacağım birazdan ona. Şimdi modelin bir elektrik bağlantısını test etmem gerekiyor. Kablo bağlantısını direkt hali hazırda olan kontrol ünitesine yapıyoruz. Yani burada özel bir şey yok. Sadece buradan bağlamanız gerekiyor ve tabii bunu sabitleyeceğiz. Arkada zaten sadece sinyallerimiz ve stop ışıklarımız var. Üçüncü ışıklar boşta, yani kitin içinden burası için herhangi bir şey çıkmadı. Bu şeffaf olanlar da arka sis farı gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Fakat herhangi bir ışık yok orada. Sağ sinyal verdiğimde hem tırımız hem de Dorse'miz sağ sinyal veriyor. Aynı şekilde sola sinyal verdiğimde de çalışıyor ve stop ledlerimiz de çalışıyor. Şimdilik Dorse ile işimiz bitti. Tır modeliyle devam edeceğiz. Bunu boyayıp boyamamak konusunda hala kararsızım. Beyaz halde bayağı hoşuma gitti, o yüzden belki bunu beyaz bırakırım ama burada her türlü yapacağımız işler var. Devam.
Ve 5 günlük bir sürecin ardından hem Dorse'miz hem de tırımız yeni imajıyla birlikte hazır. Tırın gövdesini kendi arabamın rengine boyadım. Bu Storm By diye geçen bir renk ve benim çok hoşuma gidiyor. Boyayı değiştirme kısmında boya sökücü vesaire denedim fakat boya sökücü plastiği eritiyormuş. Dolayısıyla öyle bir şey denemeyin. Bir parçayı feda ettim ama çok belli olmuyor. Zımpara ile falan toparladım. O yüzden mevcut boyanın üstüne hafif zımpara atıp tekrar boyayarak böyle bir şey yaptım. Ve bazı yerlerde eski boya hafiften belli oluyor. Onu görmezden gelirseniz sevinirim çünkü boyam bitti. Yetmedi. Yetseydi bütün detaylarını şey yapacaktım. Ama gördüğün herhangi bir yerde yeşillik var mı Harun? Buradan bakınca yok. Şuradan bakarsan var. Ama oradan bakma. Tamam, bakmayayım senin için. Bunun dışında servo motorlu Dorse kilit sistemi de yaptım fakat bunu birazcık uydurdum. Normalde bu motorun burada olmaması gerekiyor. Fakat bilin bakalım modeli üreten firma ne yapmış? Bunu alta koymanız için gereken parçayı da ayrı satıyormuş. O noktada ufaktan bir şey oldum böyle. Sizin yapacağınız falan diye böyle bir... Bunu sözlü olarak değil, kafamın arkasında bayağı bir kaynadım. Dedim ben bunu yapacağım. Bir şekilde tutundu buraya. Buraya da servo motorun kendi içinden çıkan şeyi taktım. Oldu yani. Çok güzel olmadı ama oldu. Çalışıyor. Normalde şu platformumsuz şeyden şurada da kapalı olması lazım yani. Görsel olarak sadece öyle bir fark oluşturdu. Dorse'nin de iki tarafına şöyle stickerlar yapıştırdım. Ne zamandır Cricut'ın o kesim makinesini test etmek istiyordum ve hani buraya bir şey yapayım falan diye düşünürken dedim ki videomuzun sponsoru Asus'un AMD ekran kartı olduğu için ikisini buraya yapabilirim. Yine tırın üstüne yapıştırmam gereken Ford logolarını vesaire yapıştıramadım çünkü daha rötuş boyası atmam lazım buna. Dediğim gibi boyam bittiği için bazı yerleri yapamadım. Ama bunlarla ilgili başka bir videoda gelmez diye düşünüyorum. Onları ben sonra arka planda kendim hobi olarak yaparım. Şimdi üstün şoförlük yeteneklerimi gösterme vakti geldi. Şu Dorse'nin buraya yeni yaptığım mekanizmayla birlikte oturması lazım. Şimdi Dorse'mize limandan ekran kartlarımız yüklenmiş. Biz de teslim almaya gidiyoruz. Bir saniye. Şu ayakların daha yüksek olması mı gerekiyor ya? Tövbe estağfurullah. Yanlış vitesteyim o yüzden. Tamam bak şimdi. Hata 1. Kilidi açmamışız. Şuradan kilidimizi açıyoruz. Şimdi kilitledik. Oldu mu? Oldu değil mi? Ya ama niye çıkıyor? Çünkü ayakları kapatmıyoruz. Evet. Elektrik gitti. Elektrikler gitti. Ama tır nasıl çalışıyor? Oha. Yalnız çok havalı gözüküyor biliyor musun böyle? Şu an bayağı güzel gözüküyor. Nasıl döneceğiz oradan? Açıktan almam lazım. Sen ne yöne gidersen Dorse de tersi yöne gider. Bunu unutma. Benim dedem tırcıydı. Benimki neyciydi acaba? Sen evlatlık olduğun için seninkini bilemeyiz. Tek evde sürmelik bir model değil. Ama bayağı eğlenceli. Şuna basacaksın. Bak bunu ileri doğru bas. Hadi kızım. Duydun mu? Tamam hadi git. Elektrikler yokken canımız sıkıldı da bir köpek aldık. Sanırım modelle ilgili anlatacak veya gösterecek herhangi bir şey kalmadı. Şimdi önümüzdeki hafta Harun bunu şeye çevireceğiz. Araba taşıma Dorse'si. Evet. Üstüne de 6 tane küçük model yapacağız. Onları koyacağız. Yapın. Kimle yapacağınız? Senle. Harun kamera arkasında çok eğleniyor da yani. Şimdi ben 5 gün bu masanın başındayım. Harun da burada. Ve bayılıyor ya. Hani gerçekten böyle diyorum, çok eğleniyorum ya valla. Ben eğleniyorum. Sana da yana küçük bir şey alayım, sen de onu yap. Çekimi kim yapacak? İkisini birden yaparsın sen, tam otomatik kardeş değil misin? Bu arada aklımda gerçekten o tarz bir şey yapmak var ama şu anda değil, yakın zamanda değil. 2024'te. 2 hafta. 2024'ün sonunda falan yaparsın işte. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve tırın yeni imajını beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ve tabii ki model hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.